Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Cem Taşkın, periodontoloğum. Bugün sizlere yeni aldığım loop'u tanıtmak istiyorum. Bu zamana kadar klinik pratiğimde ilk aşamada herhangi bir büyütme ya da ışık kullanmıyordum. Fakat son 2-3 senedir Doktor Kim kafe lambası ve onun ucuna takılı merceği kullanarak klinik pratiğimi iyileştirmeye çalışıyorum. Bu kafe lambası ve ışığın çokça faydasını gördükten sonra artık loop seviyesine yükselmem gerektiğini fark ettim. Çünkü yaptığım periodontal cerrahilerde özellikle minimal invaziv olmaya çalıştığım mikro cerrahi işlemlerinde kafe lambasının benim için yeterli olmadığını fark ettim. Yaptığım mikro cerrahiler genelde diş eti çekilmelerinin kapatılması, periodontal tedaviler, supragingival ve subgingival temizlikler, öte yandan büyük augmentasyon cerrahileri, kemik arttırma cerrahileri. Eski sistemim Doktor Kim'den memnun muydum? Evet, memnundum ama dediğim gibi bana yetersiz gelmediğini fark ediyordum. Bu yüzden de artık loop'a geçmem gerektiğine karar verdim. Neden Q-Optics'i tercih ettim sorusuna gelecek olursak, en temelde Özgür Hoca'nın bana verdiği güven diyebiliriz. Çünkü fark edeceksiniz ki gözlüğümden ötürü halihazırda gözlük kullanıyorum ve göz problemim var. Bir gözüm 4.5 astigmat, diğeri de yanılmıyorsam 3 astigmat. Hal böyle olunca yeni bir loop alırken kafada çok fazla soru işareti. Acaba alacağım loop benim için yeterli olacak mı? Loop'un normal gözlüğünden etrafı rahatça görebilecek miyim? Yoksa uyumsuz gelecek ve ben bunu tekrardan iade mi etmek zorunda kalacağım? Öte yandan loop'ların fiyatları hakkında bilginiz vardır. En azından bu videoya geldiğinize göre. Bu kadar parayı bir ürüne verdikten sonra o ürünü iade etmek ya da iade etme süreciyle uğraşmak bile hepimiz için yorucu olabilir. O yüzden burada soru işaretlerim vardı. Bu noktada Özgür Hoca'ya bunları anlattığımda rahat olmam gerektiğini söyledi. Ona güvenmem gerektiğini söyledi. Ben de onu yaptım. Bakalım sonucu göreceğiz. Loop'a edinme sürecimden birazcık bahsedecek olursam, loop custom olduğu için, yani kişiselleştirilmiş olduğu için kişiye özel ölçülerin alınması gerekiyor. Biz bu ölçülerin alınması aşamasında Özgür Hoca gerekli apareyleri bana kargoladı. Kargo benim eline ulaştıktan sonra onun direktifleri doğrultusunda gerekli ölçümleri yapıp ona ölçüme dair fotoğrafları ilettik. Bu doğrultuda ölçüm tamamlanmış oldu. Yanılmıyorsam ben Haziran ortası gibi siparişimi vermiştim. Ve Ağustos başında yaklaşık 2-2,5 aylık bir sürenin sonunda loop elime ulaştı dediğim gibi. Şimdi kutu içeriğine gelecek olursak, görüldüğü üzere loop'un kutusu burada. Gayet şık bir kutu. Sert plastikten yapılmış. Üzerinde Q-Optics yazısı var ve ait olduğu kişiye özel bir isimlik mevcut. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Kutuyu açtığımızda bizi sevgili loop'umuz karşılıyor. Gayet şık. Hoş görünüyor. Şu şekilde biraz daha yakından göstermeye çalışabilirim. Ha, bu arada aldığım loop 4.5 büyütmeye sahip prizmatik bir loop. Dediğim gibi periodontal cerrahilerde kullanma amacıyla aldım. Bunu yerine koyacak olursa, kutunun içinde ardından iki tane bataryamız var. Ufak bataryalar. Bunlar loop'un ışık kaynağına güç sağlıyorlar. Bu arada loop kutusunun içinden bir ufak kitapçık da çıkıyor. Bu kitapçıkta işte küçük ipuçları, loop hakkında gerekli bilgi, işte temizleme rehberi ve destek almada yararlanabileceğiniz adresler yazıyor. Öte yandan kutunun içinde şu şekilde bir cırcırtla yapıştırılmış bir kese var. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. İlki lens temizleyici. Lens temizleyici olarak belki kendi gözlüğünüzün lens temizleyicisini de kullanabilirsiniz ama bu da bence iş görür. Lens temizleyiciden sonra şu şekilde adaptörümüz var. Bir güç adaptörü. Bir tarafı USB girişe sahip. Güç adaptörünün yanı sıra bir ara kablo var. Ara kablonun bir ucu USB, diğer ucu da Type-C olarak tercih edilmiş. Temizleme bezi çıkıyor. Bir tane kompozit ışınlarken kullanabileceğimiz bir filtre. Şurada ikinci bir filtremiz. Burada da gözlüğümüze takıp gözlüğü boynumuzda taşımamıza yarayacak bir ip var. Bunun da şurasında Q-Optics yazıyor. Şık bir parça.
Ardından çantanın en diplerinden ışık kaynağımız çıkıyor. Işık kaynağını açıkçası ben kablolu bekliyordum. Çünkü izlediğim Q-Optics videolarında hep kablolu bir ışık kaynağı vardı. Ama bana, şansıma diyelim, gelen ışık kaynağı kablosuz. Şu şekilde bataryaları var az önce de dediğim gibi. İstiyorsanız bir ışığı çalıştırayım. Işığın çalıştırılmasında ışığın üzerindeki metalle bataryadaki metali temas ettirmek gerekiyor. Bunu da sağlamak için şurada bir ray sistemi var. Bu raydan götürdüğünüz takdirde şöyle ışık direkt çalışır hale geldi. Hatta şöylesini göstermeye çalışayım. Ve işin güzel kısmı, fark ettiyseniz taktığım gibi yanmaya başladı. Kapatmak için yapmanız gereken tek şey şurasındaki tuşa basmak. Tuşa da değil, tuş değil daha doğrusu. Bir dokunmatik bir kısım var. Dokunduğunuz zaman gidiyor, dokunduğunuz zaman geliyor. Bu şekilde gayet pratik. Bunu gözlüğüme adapte edeyim. Ardından tekrar konuşalım. Evet, loop'un ışığını adapte ettim. Adapte ettiğim halde şu şekilde görünüyor. Ağırlığı ile ilgili tabii ki bataryanın olmasından ötürü bir tık hafif dengesi şu an öne doğru kayma eğiliminde. Ama kafama takınca öyle olmayacağını düşünüyorum. Şöyle ışığını da açayım. Evet. Gayet güzel. Şu an tam olarak şu süngerin olduğu noktayı mesela çalışma alanım olarak belirlemişim. O bölgede gayet görüntüm net. İyi görünüyor. Başımda ciddi bir ağırlık hissediyor muyum? Hayır. Her şey olması gerektiği gibi. Belki bazı kişilerde gözlüğün arka tarafındaki kısmın kulaklara adapte edilmesi gerekebilir. Onu ben açıkçası kullandıkça kendime göre ayarlamayı düşünüyorum. Ama şu an her şey gayet iyi gibi görünüyor. Bunu tekrar yerine koyacağım. İzninizle tekrar kendi gözlüğüme geçiyorum. Evet, kutu içeriği bu şekilde. Ama ilk izlenim olarak bana verdiği hisler gayet güzel. Gayet kaliteli görünüyor. Kişiye özel yapılmış olması çok büyük artı dediğim gibi. Özellikle benim gibi göz problemi olanlarda biraz bu işler soru işareti olabiliyor ama gördüğüm kadarıyla Q-Optics bu işi çözmüş. Bu arada şunu da bir deneyimlemek isterim. Evet, gözlük kafama takılıyken etrafa baktığımda, yani çevreyi görüşümle ilgili herhangi bir problem yok. Ve dediğim gibi benim astigmatım ileri seviye. Normalde gözlüksüz etrafı sürekli bulanık görürken şu an gayet net görüyorum. Hatta yani çok abartmak istemem ama kendi gözlüğümden daha net gördüğümü söyleyebilirim. Öte yandan gözlüğün bir detayını da size göstermek isterim. Ben gözlüğü tercih ederken gri titanyum bir çerçeve tercih etmiştim. Hatta şurasında yazıyor Slate Gray diye. Bunun da yine ben videosunu koyarım. Oradan rahatça görebilirsiniz. Dediğim gibi gayet hoş. Kullanımda herhangi bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Tabii yine de hasta başında kullanmam gerekiyor. Ve belki daha önce loop kullanmadığım için bir geçiş süreci de olacak. Çünkü kullanıcılardan duyduğum kadarıyla loop'a girmek ve loop'tan çıkmak, yani loop görüntüsüne girmek ve loop görüntüsünden çıkıp gözlükten bakmak diye farklı şeyler var. Zorlayıcı durumlar var açıkçası. Bunlara belki alışmam bir süre vakit alabilir ama üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Evet, bu videoyu Q-Optics loop'u kullandıktan sonra çekiyorum.
Kullanım sırasında çok ciddi bir problem yaşamadım. Ama daha önce de bahsettiğim gibi loop görüntüsüne girme ve çıkmaya bir süre alışmam gerekecek. Ama çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Onun haricinde loop'un ışığı cidden çok kuvvetli. Koltuğun kendi reflektörüne ihtiyaç duymadım diyebilirim. O kadar kuvvetliydi. Loop'u kullanmaya başlayınca eski postürümün ne kadar hatalı olduğunu da fark ettim. Çünkü loop sizi dik durmaya ve hastaya belli bir mesafede olmaya zorluyor. Ama herhangi bir loop kullanmadığınızda her şeyi daha yakından göreyim diye gitgide yaklaşıyorsunuz ve doğal olarak postürünüz bozuluyor. Postürümüzün bozulması da bizim mesleki hastalıklarımızın, bel sırt ağrılarımızın, boyun ağrılarımızın en temel sebebi oluyor. Bu noktada loopların kullanımı faydalı olabilir. Önümüzdeki süreçte kullanımlarımda benim en çok merak ettiğim nokta açıkçası loop'un bataryasının ömrü olacak. Bakalım ne kadar süre hastaların başında beni idare edebilecek bu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.